Gelin bu geceyi birlikte geçirelim. Reklamcılıkta cinsellik. Genç bir kadın 1966 model gıcır gıcır Ford Mustang'in kaportasına sere serpe uzanmış, etrafına özenle yerleştirilmiş zarif yapraklarla İngilizce'de altı anlamına gelen six kelimesi rakamı yazılmış. Hem yılı hem de otomobilin altı silindirli motorunu anlatmak için alt yazıda ne diyor? Six and a single girl. Altı ve yalnız kız. Bir National Airlines hostesi Kuşakia'da basılmış 1971 tarihli bir derginin sayfaları arasından okurlara göz kırpıyor. Ben Shirley yazıyor başlıkta. Uçur beni. Bir yıl sonra yolcu sayısının %23 artması üzerine National Airlines yeni bir reklam dizisi başlatıyor. Bu kez güzel bir hostes sizi daha önce hiç uçmadığınız şekilde uçuracağım diye sesleniyor. Yıl 1977 baştan çıkarıcı güzellikteki İskandinav bir sarışın boynundaki inci kolyeyi dişledikten sonra erkekler için hiçbir şey nokzema dokunuşlu bir tıraş kadar iyi çıkaramaz diye mırıldanıyor. Hayatındaki erkek coşkuyla sakalını tıraş ederken sarışın şehvetli bir sesle çıkar onu hepsini çıkar diye ekliyor. Onlarca yıl önce bu reklamlar pek çok Amerikalı için skandal demekti insanlar kültürümüze ne oluyor diye endişeye kapılırlardı. Reklamlarda bu kadar aşırıya gitmek olur muydu? Seks bizi çürütüyor muydu? Oysa 60'lı ve 70'li yılların televizyon ve basılı yayın reklamları bugünkülerle kıyas karşılaştırıldığında pek masum kalır. Ne de olsa Mustang'in üzerine uzanan kadın, Noxema mankeni ve uçak hostesleri hepsi de giyinikti tıraş olan adamın bile üzerinde alıntı var. Onları günlükte parfümden alkole ve iç çamaşırına kadar bütün ürünleri tanıtmak için kullanılan yarı çıplak insan vücutlarıyla karşılaştırın. Geçenlerde rastladığım bir reklam örnek vereyim. Elleri arkadan kelepçelenmiş, ağzına tıkaç sokulmuş yarı çıplak bir adamın arkasında beliren dominant bir kadına ait uzun çekici zarif bir çift biçimli bacak adamı baştan çıkarmaya çalışıyor. Alman malı bir elektrik süpürgesi. Yine neredeyse çırılçıplak bir adamın rol aldığı başka bir reklam. Kilotu ayaklarına düşmüş. Adamın arkasında duran kadın adamın göğsüne okşuyor. Reklamı yapılan şey Renova tuvalet kağıdı. Ya el freni tıpkı bir penis gibi. Havaya dikilmiş bir Volvo otomobilin sürücü koltuğunda oturan silüet halindeki görüntünün altındaki yazıya ne demeli? Biz de sizin kadar heyecanlıyız. 2007 yılında tasarımcı Tom Ford'un çıkardığı yeni kokunun reklamlarında elindeki şişeyi kah Brezilya adlı hafifçe aralanmış bacaklarında kah çıplak göğüslerinin üzerinde gezdiren çıplak bir kadın yer alıyordu. Yine aynı yıl Viva Eros adlı bir Alman şirketi seksin kokusunu baştan çıkarıcı vajina kokusu biçiminde şişelediğini iddia ederek Vulva adını verdiği yeni bir parfümü piyasaya sürdü. Ve erkek kokusu olarak satmaya başladı. Logonun tasarımını da artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Geçenlerde rap kralı Sean Diddy Combs ve şarkıcı Maria Carey tarafından iki yeni koku çıkarıldı. Affedilmez Kadın adını taşıyan Didi kolonyası İngiltere'de piyasaya sürülürken hazırlanan tanıtım filminde tamamen giyinik Combs... yarı çıplak bir süper modelle nasıl diyelim son derece samimi bir pozda görülüyordu. Bu reklam müstehcen içeriği nedeniyle ABD'de kabul edilmedi. Maria Carey'nin yaklaşımı biraz daha duygusaldı. 30 saniyelik M reklamında çıplak bir Maria sırılsıklan bir yağmur ormanı manzarası önünde bir şarkı mırıldanırken kendini okşuyordu. 2005 yılında yayınlanan reklamcılıkta cinsellik Erotik ses, Sesleniş Perspektifleri adlı bir kitapta belirtildiğine göre reklamcıların beşte biri ürünlerinin satışını sağlamak amacıyla açıktan cinsel içeriğe başvurmaktadır. Kanıt istiyorsanız Vogue dergisinin son sayısını açıp bakın. En yakındaki bir Amerikan Apparel mağazasına girin ya da Calvin Klein'in Times Square'e tepeden bakan 6 metrelik yeni billboardlarına göz atın. Abercrombie Fitch'e de uğrayabilirsiniz. Bu zincirin mağazalarına her girişimde gözlerim elimde olmadan vitrindeki mankenlere kayıyor. Bakmamak mümkün değil. Kadın mankenler doğal olmayan ölçüde iri göğüslü, erkek mankenlerin vücut hatları ise olağanüstü vurgulu dizayn edilmiş. Vitrinde erkek blücünleri ya da kadın bluzları sergilendiğinde üzerlerinde genellikle altında insanların kaçamak bakışlarını üzerine çeken bir boxer şortun ya da dantelli bir sütyenin göründüğü bilinçli bırakılmış bir sökük ya da yırtık oluyor. Ürünlerini pazarlamak için açıkça seksi kullanan yalnız giyim ve parfüm şirketleri de değil. Las Vegas Hard Rock kasinosunun reklamının yapıldığı bir billboardda bir kadının kalçasında biraz aşağı indirilmiş bir bikini altı görüyoruz. Yanındaki yazı şöyle. Gece boyunca kazanmaya hazır olun. Ya Katie'yi daha önce hiç görmediğiniz bir biçimde görün yazısının altında Kate Moss'un çıplak bir fotoğrafının yer aldığı Nikon Coolpix fotoğraf makinesi reklamına ne buyulur? Artık aile lokantası türü yerler bile bu furyanın dışında kalamıyor. Avustralyalı bir tavuk restoranları zinciri olan Nando's'un nikotin bandı reklamlarıyla ilgili espri ama oldukça müstehcen parodisinde bir camakanın içinde direkt dansı yapan çıplak bir anne Tavuk krizine karşı koymak için çalkalamakta olduğu çıplak kalçasına bir bant tutturmaya çalışır. Beceremeyince Nandos'un tavuklu sakızını tercih eder. Virgin Atlantic'in uç reklam kampanyalarını unutmak haksızlık olacak. British Airways, Virgin'ın ezeli rakibi. 2000 yılından beri Thames Nehri'nin kıyısındaki dev dönme dolap ve gözlem kulesi London'a ait. Londra gözü sponsorluğunu yapıyordu. Ancak London Eye açılışını bir yıl kadar geciktiren inşaat sorunlarıyla karşılaşınca Virgin'in kurucusu Richard Bronson şansını denemeye karar verdi. Üzerinde British Airways onu kaldırmaz yazılı bir balon tuttu ve onu devasa dönme dolabının üzerinde uçurdu. Virgin logosu kullanılmadığı için dava açılmadı. Ama tüketiciler rakip havayolu üstü bunu hemen tanıdı. Ya Virgin'ın yolculuk uçuş eğlence sistemi ile ilgili reklamı 23 santimlik katıksız zevk. Kısacası reklamlarda cinsellik her yerde. Yalnız televizyonlarda, dergilerde, kiralık alanlarda ve internette değil. İşe giderken bindiğiniz otobüsün üzerinde, mahallenizin şarküterinin girişinde, hatta başınızın üzerindeki gökyüzünde bile. Peki ama seks mutlaka satış yaptırıyor mu? çıplak modeller, müstehcen ambalajlar ya da insanın kalbine sekste, sekte indirecek kadar çekici ürün mankenleri bizleri ayartarak belli ürünleri diğerlerine tercih ettirecek kadar etkili mi? Londra University College'dan Ellie Parker ile Adrian Furnham 2007 yılında yaptıkları bir deneyle müstehcen reklamların aklımızda ne ölçüde yer ettiğini araştırdılar. Araştırmacılar 60 yetişkin genci 4 gruba ayırırlar. Gruplardan ikisine 80'li Steve dizisinden kadın karakterlerinin yatakta iyi olup olmadıklarını tartıştıkları bir bölümü, diğer ikisine de herhangi bir erotizm öğesi içermeyen Malcolm in the Middle dizisinden bir bölüm izlettiler. Reklam aralarında ilk iki gruba cinsel içerikli şampuan, bira ve parfüm reklamları gösterirken diğer iki gruba cinsel içerik taşımayan reklamlar gösterdiler. Araştırma sonuçlarında ortaya atılan soru şuydu. Neleri hatırlıyorsunuz? Ortaya çıkan sonuç, müstehcen reklamları izlemiş olan deneklerin gördükleri ürün ve markaların isimlerini erotizm içermeyen reklamları izleyen deneklerden daha iyi hatırlamadıklarıydı. Ayrıca 80 dizisini izleyen grubun Malcolm in the Middle'ı izleyenlere oranla reklamlarla ilgili olarak hatırladıkları çok daha zayıftı. Göründüğü kadarıyla açık cinsellik içeren reklamlarda anlatılanları hatırlamaları şovdaki cinsel içeriğin gölgesine kalmıştı. Araştırmacıların buradan çıkardığı sonuç cinselliğin kendisinden başka bir şey sattıramadığıydı. Media Analyzer Software and Research adlı New England merkezli bir şirketin gerçekleştirdiği başka bir araştırma kimi örneklerde cinsel uyarıcıların aslında reklamın etkinliğine göre gölge düşürdüğünü saptadı. Araştırmacılar 400 deneye müstehcen sigara reklamlarından ağır başlı kredi kartı tekliflerine kadar farklı müstehcenlik derecelerinde basılı reklamlar gösterdiler. Ardından gözlerinin sayfanın tam olarak hangi noktasına kaydığını bilgisayarlarının mouse ile işaretlemelerini istediler. Mouse'ların büyük çoğunlukla kadınların göğüsleri üzerinde durması şaşırtıcı olmadı. Fakat bu sırada çoğunlukla marka adını, logoyu ve metni doğru dürüst görmeden geçiyorlardı. Başka bir deyişle cinsel içerikli malzeme izleyenleri reklamdaki bütün diğer informasyonu hatta ürünün adını bile göremez hale getiriyordu. Meydana çıktı ki aslında cinsel içerikli reklamları izleyen erkeklerin yalnızca %9.8'i söz konusu ürün ya da markayı doğru hatırlarken cinsellik içermeyen reklamları izleyen erkeklerde bu oran %20'yi buluyordu. Kadınlarda bu etki daha fazlaydı. Cinsel içerikli reklamlarda ürün ve markayı doğru anımsayan kadınların oranı %10.58 iken sıradan içerikli reklamlardaki ürün ve markayı aklında tutan kadınların oranı %22.3'e ulaşıyordu. Araştırma ki bu olguya iç gıcıklayıcı içeriğin dikkati reklamın asıl anlatmak istediği şeyden uzaklaştırıp kendisine çekmesi olgusunu ifade etmek üzere vampir etkisi adını verdi. Her ne kadar reklamcılıkta seks yaklaşık 100 yıldır var olsa da örneğin 1920 tarihli basılı bir reklamda Schrader Universal Sübap başlıkları basınç ölçme aletleri ve lastik tıpaları arasında yarı çıplak bir kadın görülür. Reklamcılıkta seksin doğuşundan söz ederken Amerikalı tüketicilerin aklına çoğu zaman tek bir isim gelir. Calvin Klein. 1980 yılında Brooke Shields adında 15 yaşındaki bir kız benimle Calvin'larım arasına hiçbir şey giremez diye tüm dünyaya seslendiği günden bu yana bu tasarım firması müştehcen reklam sanatındaki ustalığıyla ün kazanmıştır. Ne var ki içkin ergen seksi esintisiyle blue jean satışlarını ayda 2 milyona çıkaran 1980 tarihli Brooke Shields reklamları cinsel ayartıcılığı Calvin Klein markasıyla eş anlamlı hale getiren bir pazarlama stratejisinin başlangıç adımıydı. Belden yukarıları çıplak bunalımlı pasaklı çiftler, ceylan gözlü mankenler, seks yapmaya hazırlandığı açıkça belli olan dolgun kaslı bir yeni yetme, üzerinde yalnız kalçalarını sımsıkı saran mavi bir boxer şortuyla ergenliğe yeni adım atmış bir kızın üzerine eğiliyor. Sonraki yıllarda Klein'in sırrı gibi genç erkek ve iri göğüslü fidan gibi kadın iç çamaşır mankenlerinin yer aldığı billboardları medyada büyük bir sansasyon uyandırdı ve yıldızlar dünyasına Mark Wahlberg, Antonio Sabato Jr, Christie Turlington ve Kate Moss gibi isimler kazandırdı. Bunların hepsi yıllık değeri 1984'te yaklaşık 1 milyar doları bulan küresel bir imparatorluğun oyuncuları oldu. Doğal olarak kılıkları zorlayan bu reklamlar Time, Newsweek ve People gibi dergilerde çıkan haberler bir yana kamuoyunun öfkesini topladı. CBS ve NBC televizyon kanalları protestolar karşısında Shields'ın bazı reklamlarını yayından kaldırdı. Pornografi karşıtı kadınlar reklamlara karşı eyleme geçtiler. Gloria Steinem bunların sert pornografiden daha beter olduğunu söyledi. Ama bunların hiçbiri tüketicilerle Kelvin'in arasını açmayı başaramadı. Aksine satışlarının artmasına yaradı. Kline kısa bir süre içinde Bloomingdale's gibi dev perakende markalarında blue jean pazarının yaklaşık %70'ini eline geçirdi. Daha çok blue jean satabiliyor muyduk diye soruyor Klein ve şöyle yanıt veriyor. Evet tabi. işler harikaydı. Klein 1995'te yeni bir hamle yaptı. Bir dizi kışkırtıcı televizyon reklamı çıkardı. Bu reklamlar titrek kamera çekimleri, zayıf ışıklandırma, düşük çözünürlük ve San Fernando Vadisi'ndeki ucuz bir ahşap motel odasını andıran sahne dekoruyla 1970'lerin dar bütçeli porno videolarının bilinçli bir taklidine benziyordu. Bu reklamlarda kameranın göstermediği boğuk bir erkek sesi ergenliğe yeni adım atmış modellere vücudunuzu beğeniyor musunuz? Daha önce hiç kamera önünde seviştiniz mi? Gibi müstehcen sorular yöneltiyordu. Amerikan kamuoyu bu kez sahiden de ayağa kalktı. Amerikan Aile Derneği perakendecileri Calvin Klein ürünlerini mağazalarında satmamaya çağıran etkili bir mektup kampanyası örgütledi. Kısa bir süre sonra ABD Adalet Bakanlığı Klein hakkında çocuk pornografisi yasalarını çiğneyip çiğnemediğini incelemek amacıyla bir soruşturma başlattı. Sonuçta çiğnemediği anlaşılarak dava açılmadı koparılan gürültüye karşılık bütün pornografi suçlamalarını reddeden Klein, reklamlarında yalnızca her normal insanda en sıradan haliyle var olan bir nitelik olan cazibeyi sergilediğini ileri sürdü. Sonunda Klein reklamları geri çekti. Ama bu karşıtlık onu başlı başına bir haber unsuruna dönüştürerek Klein'a daha geniş bir tanınmışlık sağladı. Ve kalçaları ile kasık arasını daha fazla öne çıkarmak amacıyla yukarı alınan pantolon ağı ve arka dikişleriyle özel bir çizgi oluşturan yeni bir blue Jean modeli yılın en tutulan giysileri arasına girdi. Tasarımcı kalıpları zorlamaya devam etti. şey arıyordu öyle değil mi? 1999'da Klein aralarında New York Times magazinin de bulunduğu 7 dergide üzerlerinde Calvin Klein iç çamaşırından başka hiçbir giysi bulunmayan 5-6 yaşlarında iki çocuğun bir divanın etrafında zıpladığı tam sayfa reklamlar yayınladı. Doğal olarak bu girişim pornografi karşıtı ve çocuk haklarını savunan gruplar arasında ve kamuoyu genelinde yeni bir öfke dalgası doğurdu. Da bir şirket sözcüsü her ne kadar bu reklamda bir aile fotoğrafındaki sıcaklığı ve kendiliğindenliği yakalamaya çalıştıklarını iddia ettiyse de ertesi gün Klein Times Square'in tepesine dikmeyi planladığı koca bir billboardda içinde olmak üzere tüm kampanyayı iptal ettiğini açıkladı. Nasıl yasaklanan bir kitap mutlaka okunması gereken bir kitap kimliğini kazanıyorsa, Klein'in tüketiciyi doğrudan kendine çekmeye çalışmak yerine cinsel içerikli reklamları alıştıra alıştıra piyasaya sürme taktiğinin aslında reklamcıların kendisi kadar cezbetici ve ilgi çekici bir halkla ilişkiler manevrası olduğunu görenlerin sayısı iyice artmıştı. Klein 70'li yıllar boyunca ve 80'lerin başında gözle görülür bir gelişme gösterdi. Markası o kadar her zaman her yerde bulunur hale geldi ki Blue Jean Calvin adıyla tanınır oldu. Klein'ın da The Gap gibi ağır siklet firmaların rekabeti karşısında zora düşüp tekstil devi Philips Van Heusen tarafından satın alındığı 2002 yılından sonra onun deneyiminden bir şeyler kapan birçok başka marka Karşıtlık yaratmanın cinsellikten bile çok sattırdığı olgusundan yararlanmayı bildi. Gerçi işlerinden bazıları bu oyunu diğerlerinden daha ustaca oynamayı başardılar. Örneğin 2003'te Abercrombie Fitch çocuk ve aile koruma ulusal koalisyonunun boy boykotu ve araştırmacı televizyonculuk programı 60 minutes'in sert eleştirisiyle karşılaşan yumuşak porno denebilecek ölçüde son derece açık saçık bir yıl sonu kataloğu bastırdı. Yakınlarda da çete tecavüzünü andıran bir şeyin resmedildiği bir Dolce Gabbana reklamı İspanya, İtalya ve Amerika'da kadınların protestoları sonucunda yayından kaldırılınca marka bu olaydan büyük zarar gördü. Ne var ki şirketler zaman zaman bu tür müstehcen reklamlarla müşterileri kısa bir süre kendilerinden uzaklaştırsalar da mütecaviz olmalarına rağmen şok yaratma özelliklerinden ötürü bu tür reklamlar çok daha fazla akılda kalıyor. İş şok yaratmaya gelince bu konuda mahallenin gözdesi Los Angeles kökenli American Apparel'dır. Bu firmanın küçük yaştaki somurtuk suratlı çocuk bankenleri çoğu şirket elemanlarının çocukları tahrik edici pozlarda genelde bacakları ayrık ve mutlaka çeşitli derecelerde çıplak olarak gösteren müstehcen ve biraz bayatlamış reklamları amacına ulaşmış bulunuyor. Karşıtlık yaratmak, kadınları küçük düşürme, pornografi körükleme, hatta tecavüze özendirme suçlamalarıyla karşılaştığı 2005 yılından bu yana American Apparel'ın işleri oldukça yolunda gidiyor. 2006 yılında 11 ülkede sayıları 151'e ulaşan mağazasıyla yaklaşık 300 milyon dolarlık satış yaptığı tahmin ediliyor. Şimdi ortada duran soru şu. Satışı sağlayan cinsellik mi yoksa karşıtlık mı? Kanıtlar ikincisine işaret ediyor. Türümüzü sürdürme içgüdülerimize sıkı sıkıya bağlı olan seks, başlı başına bir güce sahip olmakla birlikte yine de çoğu zaman onun dikkati müstehcen içerikten çok, kendi üzerine çekme olasılığı daha fazladır. Cinsellik ile karşılık en azından reklamcılık dünyasında birbirine ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğundan davranışımızı gerçekten etkileme ve bizi satın almaya yönlendirme bakımından karşıtlık çoğu zaman daha güçlü bir etmen olmaktadır. Cinsellik her zaman satış getir getirmiyorsa güzellikle ilgili ne söylenebilir? Süper modellerin ve olağanüstü çekicilikteki ünlülerin boy gösterdiği gazete ve televizyon reklamları veya ürün ambalajları gerçek insanların yer aldığı reklamlardan sahiden daha mı etkileyici? doğrusu kanıtlar cinsellik nasıl ilgimizi reklamda iletilmek istenen asıl enformasyondan uzaklaştırıyorsa olağanüstü güzellerin ve ünlülerin de aynı etkiyi yaptığını gösteriyor. Ad Age dergisinin bir haberi Gepin Lenny Kravitz ve Joss Stone gibi ünlüleri kullandığı reklamların tam bir fiyasko ile sonuçlandığını bildiriyor. Nicole Kidman ya da George Clooney gibi son derece etkileyici ürün sözcülerini düşünün. Onların güzel yüzlerini anımsarız ama satmaya çalıştıkları parfüm markasını ya da saatin şeklini anımsar mıyız? Birkaç yıl önce İngiliz komedyen John Cleese'in yaptığı bir dizi sigara karşıtı reklamın İngiltere'de uğradığı başarısızlık da aynen böyle bir olaydı. Ustaca ve komik bulunan bu reklamlar çok beğenilmişti. Ama yapılan mizah ve Cleese'in güçlü kişiliği izleyicilerin gözünde öylesine öne çıkmıştı ki sigara karşıtı mesaj geri planda kalmıştı. İngiliz komedyen Don French'in Cable Association için yaptığı tanıtım ve İngiliz aktör Leonard Rossiter'in İtalyan vermutu Cinzano için yaptığı reklamda aynı şekilde başarısızlığa uğradı. Bunlar ünlülerin reklamının anlatmak istediği şeyi nasıl gölgede bırakabileceğinin iki başka örneğidir. Florida Üniversitesi'nde geçenlerde yürütülen bir araştırma son derece çekici modellerin aslında kadınların keyfini kaçırdığını ortaya çıkardı. Yaklaşık 250 kadına Uma Thurman ve Lindsay Lohan'ın da aralarında bulunduğu ünlülerin moda dergilerindeki bir dizi fotoğrafı gösterildi. Ardından kendilerinden bu modelleri 6 ayrı güzellik kategorisine yerleştirmeleri istendi. Şehvetli, egzotik, trendy, hoş, komşu kızı, seksi kedicik ve klasik dişi. Fakat sonuçta kadınların modelleri bu yarım düzine kategoriye oturtamayıp seksi modeller ve düzgün modeller diye çok daha genel iki kategoriye ayrıldıkları görüldü. Daha sonra bu görüntülerle ilgili duygusal tepkilerinin ne olduğu soruldu. Araştırmanın gösterdiğine göre kadınlar modellerin tavrını ve genel ifadesini ne kadar tahrik edici ve seksi buluyorsa reklam kendilerine o kadar sıkıcı geliyor. Ve o kadar az ilgilerini çekiyordum. Buna karşılık modeller ne kadar düzgün, doğal yapmacıksız ve giyimli ise kadınlarda yarattığı tepkiler de o kadar olumlu oluyordu. Bu bulgu Market Facts adlı piyasa araştırma şirketinin 2001 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarıyla uyuşuyor. Bu çalışma aşk imajı içeren bir ürünün reklamının %53 cinsellik unsurunun yer aldığı görüntülerin bulunduğu bir reklama 26 göre satışları iki kat arttırdığını gösteriyordu. Güzelliğin her zaman satış getirmemesinin bir diğer nedeni de biz tüketicilerin kendimizi Scarlett Johansson'dan çok kendimize benzeyen insanlarla özleştirme eğiliminde olmamızdır. Şöyle düşünün diyelim ki yeni bir araba almaya niyetlenmiş banyoda yaşayan bir annesiniz. Pürüzsüz bir cilde sahip bakımlı saçları rüzgarda uçuşan gözleri ışıl ışıl 20 yaşlarındaki bir kızın kullandığı bir Audi Convertible reklamı gördünüz. Ardından sürücü koltuğunda biraz daha yaşlı, daha az çekici ve saçları hafif dağınık. Bunların sorumlusu hiç kuşkusuz ev işleri, çocuğu okula, cello dersine ve futbol maçına götür getir gibi günlük işler. Bir kadının oturduğu bir Subaru Outback reklamı gördünüz. Hangisini tercih edersiniz? Belki gönlünüzün derinliklerinden Audi geçebilir ama sonunda tercihiniz Subaru'dan yana olacaktır. Çünkü bu kadın bana daha yakın diye düşünürsünüz. Hatta daha dolaysız düşünebilirsiniz. Bu kadar güzel bir aktrisin otomobillerle, otoyollarla, kilometre başına benzin hesaplarıyla ne işi olabilir ki? Bugün televizyon ve reklam dünyasında yaşananları bir düşünün. Bütün kanalları The Simple Life'dan The Hills'e kadar reality programları işgal etmiş durumda. Giderek daha fazla reklamcı YouTube'dan da esinlenerek insanların kendileri gibi kişileri izlenmekten ve onlarla empati kurmaktan hoşlandığını fark etmeye başlıyor. Bugün reklamcılıkta tüketiciler tarafından üretilen reklamların kampanyalarda sıradan kişilerin yer almasına imkan veren reklamların en canlı eğilimlerden biri olmasını bununla açıklayabiliriz. Çünkü olağan tüketiciler tarafından Üretilen gazete ve televizyon reklamları modellere değil çok daha kolay bağlantı kurup kendimizi özleştirebileceğimiz bize benzeyen sıradan insanlara yer veriyor. Üstelik sıradan görünen kişiler bize markaya hoş geldiniz der gibi daha davetkar görünüyorlar. Sınıfının lideri olan Aks Deodoran'ını alalım. Şirket geçenlerde tüketicilere dünyanın en pis filmi yarışması için en berbat, en kaba sabah reklamları gönderme çağrısı yaptı. En ilgi çekenlerden biri dolayısıyla hemen YouTube'a taşınan bir tür demir kadın yarışmasına katılan minicik bikinli yüzlerce kadını gösteriyordu. Peki bunlar tanınan modeller ya da henüz keşfedilmemiş güzeller miydi? Hayır çoğu oldukça çekiciydi. Ama hiç de süper modellere benzeyen bir hava yoktu. Birçok şirket artık yaşamının çoğu kişinin nihayetinde şu haline geldiğinin farkına varıyor. Heinz firması da geçenlerde kullanıcılar tarafından üretilen reklamlar kervanına katıldı. Bir yarışma düzenleyerek hayranların yaptıkları amatör ketçap reklamlarını bir web sitesine yüklemeye ve aralarında oylama yapmaya çağırdı. Aynı şekilde bir süre önce Kentucky Fried da hayranlarının kişisel video çekimlerinden alınma parçalarla oluşturulan bir reklam yayınladı. Burada sıradan görünümlü tüketicilerin firmanın trans yağsız yeni tavuk menüsünde hafif abartılı coşkulu tepkileri görülüyordu. Peki basılı yayın ve televizyon reklamlarına gerçek ya da sıradan insanlara neden genelde daha olumlu bir tepki veriyoruz? Bu büyük ölçüde sahicilik anlayışımızla ilgilidir. Gerçek kişilerin sahip olduğu apaçık sıradanlık bağrında sadece bir geçmiş öyküsü gizler. Gerçek kişiler modele benzemediklerinden insana satmaya çalıştıkları ürüne gerçekten inandıkları hissini verir. Buna karşılık ne kadar büyüleyici ve baştan çıkarıcı gelse de süper modelleri gördüğümüzde onların ürün hakkındaki sözlerinin aslında tamamen yapmacık olduğu duygusuna kapılırız. Onlar bize yaşadıkları bir öyküyü anlatmazlar. Sadece öyküdeki rollerini oynarlar. Çekici olmayan insanların ürün satabileceğini gösteren daha çok kanıt isterseniz kimsenin çekici bir yüze sahip olduğunu düşüneceğini sanmadığım Mihail Gorbaçov'un son Louis Vuitton reklamında boy göstermesini düşün. Gorbacov torunuyla birlikte Rus Pizza Hut reklamında da görülmüştü. Gerçekten de bugün reklamcılık dünyasına tanık olduğumuz şey havalı süper modeller dünyasıyla sıradan tüketiciler dünyası arasındaki büyüleyici bir evliliktir. Kusursuz olan ile o kadar kusursuz olmayan arasındaki belli belirsiz bir birleşme. Sahicilik arayışımızın güçlenmesiyle kullanıcılar tarafından üretilen reklamlar çoğaldıkça pazarlamacıların giderek daha çok karizmatik ama aynı zamanda sıradan olan insanların gerçek öykülerini kullanmaya yönleneceklerini tahmin ediyorum. Doğun bütün görünüm ve boyutlardan gerçek kadınların yer aldığı son derece başarılı gerçek güzellik kampanyası ile Comptorus de Cotoniers adlı Fransız firmasının giysilere gerçek yaşam annelerinin ve kızlarının modellik ettiği yeni reklam kampanyasının iki güzel örnek olarak gösterebiliriz.